Yani cildim gerçekten bu hale gelmişti. Sıfır sivilcesiz bir halden. Bana birkaç takipçim yazmıştı. Ben de iri iri sivilceler çıkardım. İnşallah sen memnun kalırsın demişlerdi. Siz belki bu hatayı düşebilirsiniz. Düşmeyin diye de bu videoyu özellikle çekmek istedim. Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle cildimle ilgili başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Başlıktan belli bir fikriniz olmuştur zaten. Ben tekrar böyle cildimi mahvettim. Yani tam mahvettim denmese de İşte tekrar sivilcelendim falan filan anlatacağım. Bu arada cildim şu anda düzeldi. İşte bir ilk önce bir kötüleşti, sonra tekrar düzeldi. Böyle bayağı bir süreç geçirdim. Sizlerle bunları paylaşacağım. Düzelmesi için neler yaptım, neler işe yaradı bende ve cildimi kötüleştiren şey neydi? Bugün bu videomuzun konusu bu. Bu arada biliyorum yine videolarım arası biraz açıldı. Aslında iyi gidiyordum. Haftada 2 video yüklediğim hafta bile olmuştu yani. Ama bu ara ben de, sizde de var mı bilmiyorum, havalardan mı, sebebini bilmediğim bir şekilde böyle bir mod düşüklüğü yaşıyorum. Genel olarak YouTube'la ilgili değil de hayatımda. Ya modum son zamanlarda çok düşük. Hiçbir şeye canım yapmak istemiyor. Böyle kendimde birçok şey için bir enerji bulamıyorum. Bu yüzden bu mod düşüklüğüyle de sizlerle böyle bir kamera açıp konuşsam hani size yansıyacak, yani numara yapamıyorum ben kamera karşısında veya normal hayatımda. Olmadığım bir modda gibi davranamıyorum. Böyle olduğu için hani kamerayı açıp böyle şen şakrak konuşayım yapamadığım için de sizlerle video paylaşamadım. Neyse, bunların hepsi geride kaldı. Şimdi bugün biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Bu arada böyle ciddi bir sıkıntı yok. Sebebini bilmediğim bir şekilde böyle biraz bir enerjisizlik var diyeyim. Herhalde dönemsel bir şey diye düşünüyorum. Neyse, şimdi kendime güzel bitki çayı yaptım. Bir yudum alayım. Efe de öğlen uykusunda. Mutfak temiz toplu şu anda. Video çekmek için tüm şartlar uygun. O zaman başlıyorum. Yani tüm şartlar uygun değil. Biraz çok sıcak oldu. Şu klimayı kapatacağım. Şimdi biliyorsunuz ki ben diferim kullanıyordum. Bundan önce paylaştığım videoları da izlediyseniz biliyorsunuzdur. Çok uzun zaman ben hiç ama hiç sivilce çıkarmadım. Yani 8-9 ay boyunca diferin kullanmaya başladıktan ve cildim böyle bir ilk başta bir kusma dönemi oluyor. O dönemde geçtikten sonra diferin bana inanılmaz iyi geldi ve yani ben 8-9 ay boyunca hiç sivilce çıkarmadım. Tam diyordum ki oh be, artık süper gidiyor. Cildime uygun rutini buldum. Her şey harika gidiyor. Gibi böyle bir kafadaydım. Çok mutluydum. Hatta sizlerle de bunu paylaştım. YouTube'da bununla ilgili bir videom daha var. Sonra ne oldu derseniz, ben bir tüp diferini bitirdim. Diferini bitirdikten sonra tekrar eczaneye gidip almam gerekiyordu. Ve böyle ben bunu bir erteledim. Hani zaten cildim de iyi olduğu için hani çok da sanki hemen böyle koştur koştur alma ihtiyacı hissetmedim. Yapılan bir hata bu. İlk hata burada başladı. Kendine fazla güvenme. Neyse, sonra ben diferini almayı böyle bir unuttum, erteledim derken sonradan İstanbul'a gittim. Bu arada ben Antalya'da yaşıyorum. Annemler İstanbul'da yaşıyor. Onların yanına kalmaya gittik Efe ile. Sonra oraya gittiğimde de almadım diferini. Ya çünkü böyle bir harala gürele bir koşturma içindeydik. Orada aklıma da gelmedi açıkçası. Bu arada ilacı kullanmayı bırakmış oldum aslında birden. Bu arada uçakla gittik ve uzun süre bir maske takmak durumunda kaldım. Hani saatlerce, sonuçta uçak bir saat sürse de havaalanında vakit geçiriyorsunuz. Öncesinde sonrasında derken bir de kapalı ortam, uçak seyahatinden sonra illa benim sivilcem çıkar. Herhalde kapalı ortamda havasız kaldığı için cilt olabilir. Bir de üstüne maskeli yolculuk yaptığımız için benim şuralarım bir sivilcelenmeye başladı, tamam mı? Yani birkaç tane sivilcem çıktı. Ben dedim ki herhalde maskeden ve uçaktan dolayı diye düşündüm. Ama tabii ki böyle bir içime bir kurt düştü. Ya niye şey yapıyor ki, acaba diferine ara verdim gibi bir şey oldu. Hani hala satın almadım, uzun süre birkaç haftadır sürmüyorum sonuçta. O yüzden mi acaba diye düşünmeye başladım. Neyse, İstanbul'a giderken de yanımda şu serumu götürmüştüm. Bu Revolution'ın bu %10 niacinamid ve %1 çinko içeren şu serumu. Bu serumdan da inanılmaz ümitliyim. Çünkü içerisinde çinko var ve niacinamid var. İkisi de benim cildime en iyi gelen içerikler. Benim kızarıklıklarıma da iyi gelir, sivilcelerime de iyi geliyor bu içerikler. Neyse, ben bunu sürdüm. Ama çok iyi gelecek diye düşünerek. Neyse, ben uyandım. Bir şey yok gibi falan. Ertesi gün tekrar sürdüm falan derken benim sivilcelerim artmaya başladı. Ama o kadar eminim ki geçireceğinden. Böyle bir çok eminim yani. Ama yok, geçmedi. Geçmemesini bırakın, artmaya başladı sivilcelerim.
Ve aklıma direkt şey geldi. Bununla ilgili bana birkaç takipçim yazmıştı. Ben de iri iri sivilceler çıkardı. İnşallah sen memnun kalırsın demişlerdi. Ve direkt aklıma o geldi. Dedim kesin sana sivilce yapan bu. Yani ilacı bırakmak da ben de sivilce yaptığını düşünmeye başladım. Bu da üzerine bunu da sürünce iyice pekiştirdim. Ve benim gerçekten yüzümde çoğu yerlerde sivilce çıkmaya başladı. Mesela benim alnımda asla sivilce çıkmaz. Yani çok nadirdir alnımda sivilce çıktığı. Ben genelde şu bölgemden sivilcelenirim. Alnımda bile sivilce çıkmaya başladı. Düşünün. Ve alnımda sivilce çıkartan bu bence. Tamam diferine istemsiz bir ara verdiğim için bu kısımlarımda sivilce çıkmaya başladı. Ama alnımda sivilce çıkartan gerçekten bu serum. Ben de sivilce yapanın bu olduğundan da emin oldum. Çünkü beni takip eden kişiler genelde, yani cilt bakımıyla ilgili takip eden kişilerin cildi genellikle benimle çok benzer. Biliyorum %90'ı beni takip edenlerin cildinin akneye meyilli, karma ve hassas bir cildi var. Bu arada böyleyse eğer aşağıya yazın ki ben de doğru tahmin ettiğimi bileyim. Bunu bir de nereden biliyorum? Bana önerilen ürünlerden benim aldığım da satın oluyor ve ürünlerden satın aldığım da oluyor ve memnun kalıyorum genelde. Veya biri bana sivilce yaptı diyorsa bende de yapıyor gerçekten. Böyle güzel, böyle biz burada bir cilt tipi aynı olan bir aile olduk. O yüzden o direkt o yorum aklıma geldi. Ve ben de bunu sivilce yaptığına emin oldum. O yüzden bu serumdan kesinlikle uzak durun. Bu arada sivilcelerimin en yoğun döneminde fotoğraf çekmeyi akıl edemedim. Bunu video olarak size paylaşmayı biraz sonradan akıl ettim. Şu anda da ekrana cildim yine kötüyken ama biraz iyileşmeye başlamıştı. Fotoğrafları çektiğimse de o fotoğrafları koyarım. Yani cildim gerçekten bu hale gelmişti, sıfır sivilcesiz bir halden. O yüzden benden size tavsiye, tabii ki her zaman doktorunuz ne diyorsa onu yapın ve bu ilacı doktor kontrolünde kullanın. Sonuçta ben bir dermatolog değilim, bunu unutmayın. Ben sadece kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Ama ilacı kullanırken bir anda bu ilacı bırakmak bence ciltte sivilce yapıyor. Yani ben de en azından böyle oldu bu durum. Sonradan bu hatayı yaptıktan sonra birazcık daha araştırmaya başladım ve Dr. Dre'yi biliyorsunuz, kendisinin diferinle ilgili bir sürü videosu var ve çok fazla bu ilacı kendisi de öneriyor ve sevip kullandığı bir ilaç. Uzun zaman boyunca kendisi de kullanmış. Ben bu arada onun bu videosunu izlemiş olmama rağmen bir tane videosu var. Diferin kullanırken yapılan 10 hata diye. O hatalardan birini yapmış oldum ya. Gerçekten o kadar size böyle bu konularla ilgili video çekip aynı hatayı kendime yapmam üzücü oldu. Onun söylediği şey de diferin kullanırken sivilceler geçince ilacı bırakmak. Siz belki bu hataya düşebilirsiniz. Düşmeyin diye de bu videoyu özellikle çekmek istedim. Sivilceler geçtikten sonra ilacı kullanmayı küt diye bence kesmeyin. Bırakacaksanız bile bence kademeli bir şekilde kullanım sıklığını azaltarak bırakmak bence daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Bu arada diferin cildin sebum üretimini baskılıyor. Böyle olduğu için zaten sivilcelerde de azalma görülüyor. Yani sebeplerinden biri bu. Onun dışında cildin yüzeyini de düzenli olarak mikro düzeyde eksfoliye ediyor bir yandan da. Bu yüzden de cildinizdeki siyah noktalarda da azalmalar oluyor. Yani aslında cildin işte yağ üretimini sınırlayıp eksfoliye ettiği için sivilce çıkarmıyorsunuz. Ben de kendi rutinimde bunu çok güzel sisteme oturtmuştum. Nem serumu ve güzel bir nemlendirici, nem kaybını önleyecek mutlaka kullanmanız lazım. Yani böyle bir durum başıma geldi. Üstüne üstlük bir de şu ürünü cildimde ısrarla işe yarayacağına inanarak kullanmaya çalışmam da cildimi iyice batırdı. Sonrasında pek cildimi nasıl düzelttim? Tabii ki sivilce yapan serumu, Revolution serumunu kullanmayı bıraktım. Direkt gittim diferini aldım, diferine başladım. Önceki rutinimi, cildimde işe yaradığına emin olduğum ürünleri tekrar kullanmaya başladım. Bu arada ilk bir hafta böyle birazcık, tabii diferin ara verdiğim için benden ara vermenin intikamını ilk bir hafta sivilcelerimde artış yaratarak o da diferin benden intikam aldı. Çünkü tekrar bir kusma dönemine biraz bir tık öyle bir döneme girdim ucundan. Hani aşırı ilk kullanmaya başladığım zaman kadar olmasa da yine diferini kullanmaya başlayınca biraz daha o şey altındaki sivilceler gün yüzüne çıktı tabii ki böyle. Nasıl desem, nodül denmez de yani böyle
baş vermeyen sivilceler olur ya, en nefret ettiğim sivilce tipi, onlardan şuralarımda çıkmaya başlamıştı. Kusma dönemi çok kısa sürdü. Bir hafta kadar sürdü. Bir hafta geçtikten sonra ikinci haftada cildim inanılmaz bir hızla düzelmeye başladı. İnanamadım. Yani sivilcelerim çok hızlı düzeldi. Çok hızlı cildim kendini toparladı. Yani de tekrardan bu ilacın bana çok iyi geldiğinden emin oldum ve canım benim, senden bir de ayrılmak istemiyorum. Ancak ayrılırsam akneliz emzirme bitip akneliz kullanmaya başlarsam, eğer bir kısa bir ara verebilirim diferinle. Onun dışında rutinimden çıkarmayı düşünmüyorum. İşte böyle küçük bir macera yaşadım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Benim yaptığım hatayı yapmanızı istemiyorum. Sizlerden diferin kullananlar var biliyorum. Sizin süreciniz nasıl gidiyor? Hangi aşamadasınız? Cildiniz nasıl? Lütfen aşağıya yazın. Aşağıda konuşalım. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. İnşallah daha kısa sürede gelecek ikinci video. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.